Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Riyad-ı Salih'in derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Rabbim nasip ederse İmam Nevevi Rahimahullah'ın sabır babında zikretmiş olduğu 30. hadisi şerif üzerine muhabbet edeceğiz. Hadisi şerif Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önceki ümmetlerin yaşamış olduğu bir olayı, bir kıssayı aktarıyor. Bunun üzerine inşallah 30. hadiste konuşmuş olacağız. Ben kıssayı Arapça olarak okumayacağım. Metin biraz uzun. Direkt anlatmış olacağım inşallah. Hadis-i şerif Süheyb radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu bir hadis-i şerif. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bize kıssayı aktarıyor. Kıssanın detayına geçmeden önce şunu söylemek isterim. Bu kıssalar bizler için önemli kıssalar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aktarmış olduğu bu kıssalar aslında bizim vakamızda da karşılığı olan kıssalar. Bizlere yol gösteren kıssalar. Bu tür olaylarla, bu tür durumlarla karşılaştığımızda nasıl hareket etmeliyiz, ne yapmalıyız, nerede durmalıyız, nelerden kaçınmalıyız? Aslında birçok sorunun cevabını kendisinde bulacağımız kıssalar. Bu nedenle bu kıssaları bir hikaye, bir menkıbe olarak değil de bizzat hayatımıza müdahale edecek şekilde, yön verecek şekilde dinlemeli, tefekkür etmeli ve onun içinden kendimize bazı paylar almamız gerekiyor. İnşallah bu kıssayı da bu minvalde dinlemeli, üzerinde tefekkür etmeli ve hayatımıza yön verecek şekilde de pratiğe geçirmemiz gerekir diyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden önceki ümmetlerde bir kral vardı, bir de kralın sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca krala dedi ki, ben yaşlandım, artık benim işimi devam ettirecek bir çırağa ihtiyacım var. Bir işçiye ihtiyacım var. Bana birini tayin et, onu yetiştireyim, kendi yerime atamış olayım dedi. Kral da onun dediğini yerine getirdi. Ona bir genç, bir çocuk teslim etti. Bu şekliyle artık genç sihirbazın yanına gelerek sihir öğrenecek, büyü öğrenecek. O şekilde bu mesleği sihirbazdan devralmış olacak. Sihirbazın yanına gidip gelirken genç yolda Müslüm olan, Allah Azze ve Celle'yi tevhidde birleyen, hayatından şirki çıkarmış olan bir rahibe denk geliyor. Rahiple muhabbet ediyor. Tabii ki rahibin anlatmış olduğu sözler veya işte olaylar, Rabbimizden bahsettiği noktalar gencin hoşuna gidiyor ve bundan dolayı da sihirbaza giderken rahibede uğramış oluyor genç. Haliyle rahibe uğradığı için genç sihirbaza giderken geç kalıyor. Evine dönerken de geç kalmış oluyor. Sihirbaz da bu durumdan rahatsız ve gencin ailesi de bu durumdan rahatsız. Ve sihirbaz genci dövüyor. Aile de aynı şekilde genci dövüyorlar. Sihirbaza, rahibe gelerek genç durumu izah ediyor. Ben sihirbaza gittiğim zaman beni bundan dolayı, geç kaldığımdan dolayı dövüyor, ne yapmalıyım diye. Rahip de ona uygulaması gereken güzel bir yöntem söylüyor. Diyor ki, oraya yani sihirbazın yanına vardığın zaman de ki ailem oyaladı, bundan dolayı geç kalıyorum de. Ailene vardığın zaman da de ki sihirbaz beni oyalıyor, ondan dolayı geç kalıyorum de. Bu şekliyle genç hayatına devam ediyor. Sihirbazdan bir şeyler öğreniyor, mutlaka ona uğruyor, muhabbet ediyorlar vesaire. Bir gün yolda giderken insanların karşısına çıkmış olan büyük bir hayvanı görüyor. Ve insanlar bu hayvandan dolayı yolun karşısına geçemiyorlar. Zor durumdalar. Genç eline bir taş alıyor ve diyor ki şu an ben rahip mi daha üstündür yoksa sihirbaz mı daha üstündür? Bunu ölçeceğim diyor, bunu tartacağım diyor. Eline taşı alıyor ve diyor ki ey Allah'ım eğer rahibin söyledikleri, yaptıkları sihirbazdan daha faziletliyse ve senin sevdiğin şeylerse atmış olduğum taşla bu hayvanı öldür, insanlar da yollarına devam etsinler diyor.
ve elinden taşını atıyor, hayvana isabet edip hayvan da orada vefat ediyor. Anlıyor ki sihirbaz yalancı, boş birisi ama rahip doğru yolda olan, hak yol üzere olan bir kişi olduğuna karar veriyor. Akabinde yaşamış olduğu bu olayı, bu durumu hemen gelip rahibe anlatıyor. Rahip bu olaya karşısında diyor ki, evet şu an sen benden daha üstünsün, faziletlisin, bunu gördüm diyor. Mutlaka bu faziletin akabinde sen bir imtihana, bir belaya çarptırılacaksın. Allah Azze ve Celle seni imtihan edecek, sınayacak dedi rahip. Ancak böyle bir durumla karşı karşıya kalırsan, sakın ha sakın benim yerimi söyleme diye gence tembihte bulunuyor. Bu şekliyle artık genç faziletli bir makama yükselmiş oluyor. Allah Azze ve Celle gencin diliyle, gencin eliyle hastalara şifa veriyor. Genç vesilesiyle hasta olanlar iyileşiyor, kör olanlar tekrar eski gözlerine sahip oluyorlar. Artık gençte böyle bir keramet ortaya çıkmış oluyor. Kralın yanında olan, onun meclisinde oturan, krala yakın olan bir adam, gözleri kör. Bu da bu olayı duyuyor. Yani gencin körleri iyileştirdiğini, alaca hastalıkları yakalanmış olanlara tedavi ettiğini duyuyor, öğreniyor. Hemen hediyeler hazırlıyor. Bir takım güzel hediyeler hazırladıktan sonra gencin yanına gidiyor. Duydum ki sen insanlara şifa veriyor musun? Eğer bana da şifa verirsen şu görmüş olduğun bütün hediyeler senindir diyor. Genç orada ona güzel bir noktayı hatırlatıyor. Diyor ki ey falancası, ben şifa vermem, bilakis şifa veren Allah'tır. Ancak Allah'a iman edersen ben de senin için Allah'a dua ederim ve bu şekilde sana şifa vermesini dilerim diyor. Yoksa öyle sana anlatılanlar gibi değil, ben şifa veren biri değilim, şifa verecek olan Allah'tır diyor. Velhasıl adam bunun neticesinde Allah Azze ve Celle'ye iman ediyor. İman ettikten sonra genç de eşşafi olan Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Allah Azze ve Celle de kralın yanında olan bu adama gözlerini geri veriyor. Adam görmeye başlıyor. Adam bu haliyle kralın yanına gidiyor. Kralın yanına vardığında kral bu durumu görünce ona soruyor. Sana gözlerini kim geri verdi diyor. Rabbim diyor. Bu gözleri bana veren Allah'tır diyor. Rabbimdir diye ifade ediyor. Kral da orada her firavunun söylediği gibi aynı şeyi dile getiriyor. Diyor ki benim dışında senin Rabbin var mıdır ki? Yani benden başka senin Rabbin var mıdır? O da diyor ki senin de Rabbin olan, benim de Rabbim olan Allah vardır diyor. Kral şimdiye kadar korktuğu, tedirgin olduğu noktayla karşı karşıya kalmış oluyor. Yani Allah'a inanan bir kişiyle karşı karşıya geliyor. Bu kralı çok rahatsız ediyor. Hemen adamı yakalattırıp orada işkence etmeye başlıyor. İşkencenin neticesinde adam gencin yerini söylüyor. Bu sefer genç getiriliyor. Aynı şekilde ona da işkence ediliyor, ona da zulüm ediliyor. Netice olarak bu sefer rahibin yerine ulaşıyorlar. Rahip de getiriliyor ve o şekilde ona da aynı işkenceler, zulümler yapılıyor. Akabinde rahip getirildiği zaman kral diyor ki dininden dön. Rahip de dininden dönmeyeceğini ifade ediyor. Kral hemen bir testere getirtiyor. Rahibin kafasının üzerine koyuyorlar testeri ve o şekilde onu kesiyorlar. Parçaları, et parçaları bir yerlere düşmüş oluyor ve orada şehit ediliyor. Daha sonra krala yakınlığıyla bilinen, mecliste oturan adam, yani gözlerinden dolayı şifa bulan kişi getiriliyor. Aynı şeyi kral ona da söylüyor. Dininden dön diyor. O da ben dininden dönmem diye ifade ediyor. Akabinde rahibe yapılan aynı şey o kişiye de yapılıyor. O da orada öldürülüyor, şehit ediliyor. Akabinde genç getiriliyor. Ona da deniliyor ki kral aynı şeyi ona da söylüyor. Dininden dön. O da dininden dönmeyeceğini, bundan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Daha sonra kral bu sefer farklı bir şey yapıyor. Askerlerini çağırıyor. Diyor ki bunu falanca dağa götürün. Dininden dönerse ne âlâ. Geri getirirsiniz ama dininden dönmezse onu o yüksek dağdan aşağı atarsınız. Orada paramparça olur diyor. Askerler kralın söylemiş olduğu şeyi harfiyen yerine getirmeye başlıyorlar. Velhasıl
kralın bahsettiği dağın tepesine getiriyorlar. Genç Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Ya Rabbi, beni nasıl kurtarmak istersen bunların elinden o şekilde kurtar diyor. Allah Azze ve Celle dağı sarsıyor. Dağ sarsıldığında kralın askerleri dağdan aşağı düşüyorlar. Genç herhangi bir durumla karşı karşıya kalmıyor. Kurtuluyor oradan. Daha sonra tekrardan kralın yanına geliyor. Tabii kral şaşkın, hayretler içerisinde sen nasıl kurtuldun diyor. Beni kurtaran Rabbim Allah'tır diye ifade ediyor. Hemen başka askerlerini çağırıyor kral ve diyor ki bunu alın. Bir gemiyle beraber denizin ortasına götürün ve orada denizin ortasına atın. Dininden dönersen âlâ, dininden dönmezse denizin ortasına atın ve daha sonra gelin diyor. Askerler de aynı şekilde bir önceki askerlerin yaptığı gibi bu emri yerine getiriyorlar. Genci alıyorlar, bir gemiye bindiriyorlar, denizin ortasına doğru gidiyorlar. Genç aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye duada bulunuyor. Ya Rabbi, beni bunların elinden nasıl kurtarmak istiyorsan o şekilde kurtar diyor. Allah Azze ve Celle yardımını orada indiriyor. Gemi alabora oluyor ve orada askerler denize düşüyorlar, ölüyorlar. Genç ise kurtulmuş oluyor. Tekrardan kralın yanına geliyor. Tabi kral hayretler içerisinde, şaşkın, yani ne yapacağını da çok bilemiyor. Genç, bütün insanların hidayet bulması için burada kendini feda ediyor. Zaten Ashab-ı Uhdud kıssasındaki bu genç, gencin hayatında karşımıza çıkan en önemli nokta burası. İnsanların hidayet bulması için, Allah Azze ve Celle inanmaları için kendini feda etmesi. Diyor ki krala, sen bu şekliyle beni öldüremezsin. Ancak sana bir yöntem söylerim. O yöntemi uygularsan o zaman beni öldürebilirsin. Kral da nedir o yöntem diye soruyor. Diyor ki, sen bütün insanları bir meydana toplayacaksın. Beni görecekleri şekilde de beni bir kütüğe bağlayacaksın. Daha sonra okunu alacaksın. Atacağın zaman diyeceksin ki ben bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla atıyorum diyeceksin. Ve işte o zaman beni öldürebilirsin diyor. Tabii kral kurtulmak istiyor gençten. Çünkü onu öldürememiş. Bu haliyle hedeflediğini yerine getirememiş. Artık etrafındaki insanlar onu eleştirmeye başlayacak. Ya bir türlü bu genci öldüremedin diyecekler. Sırf onu öldürebilmek adına her şeyi yapacak. Gencin bu söylemini de hiç düşünmeden, tefekkür etmeden bu işin neticesi nereye varacak? Allah Azze ve Celle de onun gözünü perdeliyor tabii ki. Hemen gencin dediğini uyguluyor. Bütün insanları bir meydana topluyor. Genci de insanların görebileceği yere bir kütüğe bağlıyor. Daha sonra okunu alıyor. Diyor ki gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla atıyorum diyerekten okunu fırlatıyor. Gencin şakağına isabet ediyor. Genç orada şehit düşüyor. Tabii bu sözü bütün insanlık duyuyor. Yani aslında kral bu sözüyle ne ifade etti? Ben Rab değilim. Rab olan Allah. Ancak onun adıyla, onun müsaadesiyle ben öldürebilirim diye bunu göstermiş oldu. Oysa şimdiye kadar insanlar Rab olarak kralı biliyorlardı. Bu şekliyle insanlara anlatmıştı, kabul ettirmişti veya zorla veya güzellikle Allahu Alem. İnsanlar bunu biliyorlardı. Artık gencin Rabbi olan Allah'ı öğrenince, ancak onun müsaadesiyle gencin ölümü meydana geldiğini duyunca bütün halk orada şu nidayı söyledi. Dedi ki, gencin Rabbi olan Allah'a iman ediyoruz. Askerler hemen kralın yanına geldiler. Ey kralım, aslında korktuğumuz başımıza geldi, ne yaptın vesaire gibi ifadeler söylediler. Kral orada hemen diktatörlüğünü ortaya koydu, zalimliğini ortaya koydu. Dedi ki, her tarafa çukurlar kazın, içini ateşlerle doldurun, insanları dininden döndürmeye çalışın. Eğer dinlerinden dönmezlerse onları ateşe atın dedi. Hemen askerler, tabi bunlar emir kulu netice itibariyle, Allah kulu değiller. Rab olarak onu kabul ettikleri için her söylediklerini yerine getiriyorlar. Hani bugün de var ya, hani biz emir kuluyuz, ne yapalım, hani yapacak bir şeyimiz yok diyen insanlar misali. Orada hemen ateşler, çukurlar kazıyorlar, ateşler yakıyorlar. İnsanları dinden döndürmeye çalışıyorlar. Dininden dönmeyenleri hemen ateşe atıyorlar. En son kucağında bebeği olan bir kadın
ateşe atılacak. Dininden dön yoksa seni ateşe atacağız diyorlar. Tabii anne merhameti, anne şefkati kucağındaki bebeği görünce duraksıyor. Yani nasıl ateşe gidecek, nasıl kendisini ateşe atacak? Böyle bir duraklama oluşuyor orada. Allah Azze ve Celle'nin mucizesi orada meydana geliyor. Çocuk dile geliyor ve diyor ki ey anneciğim sabret, dininden dönme, sen hak yoldasın diyor. Anne evladından bu sesi, bu sözü, cümleyi duyunca hemen kendisini ateşe bırakıyor. Orada Allah yolunda şehit olmuş oluyor diyelim. Genel itibariyle kıssalar bu şekilde. Ashab-ı Uhdud olarak bildiğimiz kıssa budur kardeşlerim. Muhtemelen birçoğumuz daha öncesinde dinlemişizdir. Ya kitap okurken mutlaka karşımıza çıkmıştır. Bu kıssa dediğimiz gibi önemli bir kıssa. Aslında bize birçok noktayı anlatan kıssalardan bir tanesi. İmam Nevevi Rahimeullah'ın sabır babında bu kıssayı zikretmesinin sebebi aslında konunun içerisinde sabra dair olan bölümlerin olması. Çünkü baktığımız zaman genç bir imtihanla karşı karşıya, rahip bir imtihanla karşı karşıya, aynı zamanda gözü iyileşen adam bir imtihanla karşı karşıya ve bunların hepsi sabretmişler. Hakeza kucağında yavrusu olan kadın ateşe atılma konusunda bir imtihanla, bir zorlukla, musibetle karşı karşıya. Bakıyoruz ki bunlar sabrediyorlar ve orada çocuğun dile getirdiği cümle de bu. Sabret anneciğim, sen hak yol üzeresin diye. Ve sabırla bu yönüyle bir ilintisi var, bir ilişkisi söz konusu. Bundan dolayı İmam Nevevi Rahimullah bu kıssayı sabır babının altında zikrediyor. Kıymetli kardeşlerim, kıssanın içerisinde bizlere bakan birçok yön var. Maddeler halinde onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bu kıssayı dinlediğimiz zaman sizin de dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Tevhid ehli ile şirk ehlinin mücadelesini görüyoruz bu kıssada. Aslında tarih sayfasından hangi sayfaya açarsak açalım, hangi dönemi dinlersek dinleyelim, mutlaka mücadelenin içerisinde bununla karşı karşıya kalırız. Bir tarafta tevhid ehli var, bir tarafta da şirk ehli var. Bu mücadele kıyamete kadar sürecek olan bir mücadeledir. Geçmişte olan, şu an hala devam eden ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir durumdur. Her ne kadar dönem dönem firavunlar bu mücadelenin ismini farklı farklı isimlendirseler de aslında temel olarak baktığımız zaman bu kavgaların, bu gürültülerin, bu mücadelenin temelinde yatan nokta tevhid ehliyle şirk ehlinin arasındaki mücadeledir. Ve her dönemde mutlaka bir firavun olmuştur. Kendisini Allah'ın yerine koymaya çalışan, kendini Rab olarak isimlendiren mutlaka bir firavun olmuştur. Geçmişte oldu, günümüzde de mevcuttur. Belki eskideki firavunların söylediği gibi günümüzdeki kişiler ben sizin Rabbinizim diye belki bir ifade kullanmıyorlar. Ben sizin ilahınızım diye bir ifade belki de kullanmıyorlar. Fakat buna tekabül edecek, aynı manaya gelecek olan cümleleri kullandığını görüyoruz. Veya firavunun ideolojisini, yaşam tarzını destekleyen bir ideolojiye sahip olduklarını, o yaşam tarzını sürdürmeye devam ettiklerini görebiliyoruz. Mesela bugün ne var, ne söylüyorlar bugünküler? Diyorlar ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorlar. Yani bakıyoruz ki milleti egemen olarak tanıtıyorlar. Oysa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de egemenliği kendisine has kılıyor. Diyor ki Yusuf Suresi 40. ayet-i kerimede egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır diyor. Bugünkü insanlara baktığımızda ise bu yönüyle beşeri Allah Azze ve Celle'nin yerine koyuyorlar. Ama şunu söylemiyorlar. Biz de Allah gibiyiz demiyorlar. Mesela biz de bir ilahız diye ifadede bulunmuyorlar. Biz de sizin Rabbiniz diye bir ifadede bulunmuyorlar. Ancak netice itibariyle bu manaya gelecek olan cümleler kuruyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır diyorlar. Veya işte Rabbimiz ayeti kerimede Allah'ın size tamamlamış olduğu, razı olmuş olduğu din dışında başka bir din aramayın. Allah katında
başka bir din makbul olmayacaktır. Tek din İslam'dır diyor Rabbimiz. Bugün mesela baktığımız zaman bizlere farklı farklı dinler dayatılıyor. İşte demokrasi dini gibi, laiklik dini gibi, kemalizm dini gibi. Buna benzer farklı dinler bize aslında dikte ediliyor. Küçüklükten bu yana bize aşılanıyor. İdeolojimiz bu tarafa doğru yönlendiriliyor. Bakıyoruz ki mesela bugün insanlar bu dinleri kabul etmiş durumda. Aslında eski dönemlerdeki firavunların ideolojisinin, yaşam tarzlarının devam ettiğini görüyoruz. Allah dışında başka bir Rab edinme, Allah dışında başka bir ilah kabul etme, Allah'ın indirdiği ve razı olduğu din dışında başka dinleri kabul etme ve insanlara bunu kabul ettirme. Bu tarih boyunca hiç değişmedi. Günümüzde de değişmedi. Sadece şekli değişti, cümleleri değişti, insanlar değişti, suretler değişti ama bu ideoloji, bu yaklaşım, bu yaşam tarzı hiçbir zaman değişmedi. Tarih sayfasına dönüp baktığımız zaman gördüğümüz bu noktaları şimdi kendi vakamızla güncellediğimizde, şöyle bir etrafa bakıp muhasebesini yaptığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Bugün de birileri kendisinin Rab olduğunu iddia ediyor. Bugün de birileri kendisinin Allah yerine koymaya çalışıyor. Allah'ın egemenliğini elinden almaya, Allah Azze ve Celle'den almaya ve kendisine has kılmaya çalışıyor. Bugün de birileri haram ve helal belirleme yetkisinin beşere ait olduğunu söyleyebiliyor. Bu mücadele, bu kavga hiçbir zaman bitmemiştir. Tarih döneminde olduğu gibi günümüzde de bitmeyecektir. Kıyamete kadar da tevhid ehliyle şirk ehli arasında bu mücadele hep devam edecektir diyelim. İkinci olarak baktığımız zaman kıssanın içerisinde dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi, kralın yanında bir sihirbaz var. Bu tarih sayfasında bunu gördüğümüz bu durum aslında günümüzde de mevcut. Yani her kralın yanında, her firavunun yanında mutlaka sihirbazlar olmuştur. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasına dönüp bakarsanız o dönemde firavunun etrafında sihirbazlar var. İşte Musa Aleyhisselam'la cedelleşecekler, onunla mücadele edecekler. Netice itibariyle onlar iman ediyorlar ama o dönemdeki Firavun'da da aynı şekilde etrafında sihirbazlar var. Ashab-ı Uhdud kıssasına bakıyoruz. O dönemde yaşayan Firavun'un yanında da aynı şekilde sihirbazlar var. Bu yönüyle baktığımız zaman her Firavun'un yanında, her kralın yanında mutlaka bir sihirbaz var. Neden kardeşlerim? Çünkü sihirbaz kendi Rabliğini ancak kral ancak kendi Rabliğini sihirbaz üzerinden gerçekleştirebilir. Firavunlar kendi ilahlığını halka sihirbazlar üzerinden kabul ettirebilirler. Başka türlü bunu kabul ettirmeleri mümkün değildir. Halkı memnun edecek, bu noktada bu ideolojiyi, bu yaşam tarzını halka kabul ettirecek olan kişiler sihirbazların bizzat kendileridir. Mesela düşünün, gencin Rabbi olan Allah'ın ismi duyuluncaya kadar, o açığa çıkıncaya kadar halk Rab olarak işte kralı kabul ediyor. Peki halk nasıl bunu kabul etti? Halk normalde aklı başında olsa, biraz tefekkür etse, yani kralın ilah olması, Rab olması mümkün değil. Yaratıcı değil. Göklerin ve yerin sahibi değil. Kudreti, kuvveti yok. Yani bu insanın Rab olması nasıl mümkün olacak? O da hastalandığında başka birinin tedavisine ihtiyacı var. Başka birinin şifasına ihtiyacı var. Karşısına bir zorluk çıksa tek başına bunu halletmesi mümkün değil. Birilerinin yardımıyla ancak onu halledebilir. Oysa Allah dediğimiz, ilah dediğimiz şeyler başka birinin gücüne, kuvvetine ihtiyaç duymayan, kudret sahibi olan, mutlak güce sahip olan kişilerdir. Halk biraz bunu idrak edebilse zaten fark edecekler. Peki o idrakı perdeleyen kim? Sihirbaz, büyüsüyle. Doğruyu onlara yanlış göstererek veya yanlışı onlara doğru göstererek halkın gözünü perdeliyorlar. Doğal olarak halk kralın Rabliğini kabul ediyor. Ondan müsaade almadan başka bir ilaha da inanmıyorlar. Günümüzde de aslında aynı şeyleri görüyoruz. Yani Firavun'un ideolojisini devam ettiren, onun yaşam tarzını sürdüren insanların etrafında da bu yanlışlığı, bu kötülüğü, bu ilahlığı, bu Rabliği halka kabul ettirirken sihirbazları kullandığını görüyoruz. Mesela nedir günümüzdeki sihirbazlar? Yani sihirbaz derken öyle eski dönemlerdeki sihirbazları tasavvur etmemek lazım. İşte elinde bastonu olan, işte ne bileyim zincirli bir şeyleri olan. Yani böyle bir sihirbaz büyücüyü beklemeye gerek yok. Bu her dönem halkın gözünü perdeleyen,
onlara hakkı batıl, batılı da hak olarak gösteren o büyücüler, sihirbazlar dönem dönem değişebilir. Mesela bugünkü sihirbazlardan bir tanesi mesela diyebiliriz ki kardeşlerim sosyal medyadır veya televizyondur. Bugün işte dizilerdir. Bunlar aslında bir sihirbaz hükmündedirler. Televizyon ve televizyon içerisindeki programlar, dizisidir, filmidir vesaire. Yine aynı şekilde sosyal medyadaki var olan şeyler. Bunlar da sihirbaz görevini görüyor. Şöyle Türkiye'yi bir 20 yıl öncesini düşünün, bir 30 yıl öncesini düşünelim. Yani şu anki var olan bu ahlaksızlıklar 30 yıl öncesinde yapılıyor muydu? Yapılmıyordu. Yani şöyle düşünelim, bir kızın yani 4-5 tane erkek arkadaşı olması, yani bir tarafa, yani bir tane arkadaşı, erkek arkadaşı olabilir miydi acaba? Yani 30 yıl öncesinde bir kız babasına gidip babacığım bu da benim erkek arkadaşımdır diyebilir miydi? Çok mümkün, mümkünatı yok. Şu anki hale bakıyoruz kardeşlerim, bırakalım. Yani bekar gençle flört etmeyi, bugün insanlar artık evli olmalarına rağmen başkalarıyla flört ediyorlar. Başkalarıyla aşk yaşamaya başlıyorlar. Artık bu toplumda çok normal, yani çok tabi olan bir şey. Hatta bunu yapmayan insanlar kınanır hale gelmiş oldu mesela. Bundan 30 yıl öncesine Türkiye'ye döndüğümüz zaman şu anki var olan açıklık, çıplaklık bu kadar mıydı? Değildi. Yani insanların işte mini etek giyecekler, insanlar göbeklerini açacaklar, çok affedersiniz. Yani bunlar Türkiye'de çok uç olan şeylerdi. En fazla ne vardı? Bir kadın saçını açardı en fazla olan ve işte pantolon giyerdi. O bile yani çok ciddi bir eleştiriye tabi tutulurdu. Yani bu şekildeydi eskiden. Çok büyük bir hayasızlık olarak kabul edilirdi. Ama şu anki duruma gelince bakıyoruz ki insanlar artık bırakın başlarını açmalarını, artık insanlar orasını burasını açıyorlar, mini etek giriyorlar, göbeğini açıyorlar vesaire. Çok farklı bir hale geliyor. Peki insanların gözünde bunu normalleştiren ne? Yani bu nasıl insanlara normal gelmeye başladı, yapılır hale gelmeye başladı? İşte izledikleri diziler, izledikleri filmler, takip ettikleri işte diziler. O hale gelmiş ki kardeşlerim, yani evde örnek veriyorum, 3 tane oda var. İşte kızların bir odası var, genç kızların. İşte erkeklerin bir odası var, anne babanın misafir odası var. Her bir odada televizyon var. Artık gerçi televizyonlara da çok gerek kalmadı. Herkesin elinde akıllı cihazlar mevcut. Bu cihazlar öyle bir cihazlar ki kardeşlerim, dünyaya açılan kapı. Yani o kapıyı şöyle açıverin. Bütün dünyadaki pisliklerle veya iyiliklerle fark etmez yani. Hangi alanı istiyorsanız onunla alakalı birçok şeye muhatap oluyorsunuz. Dünya sizin elinizin altında. Tıklıyorsunuz istediğinizi, görüyorsunuz istediğini dinliyorsunuz. İşte böyle böyle insanlar buralardan belli bir süreç sonra bozulmaya başlamış oldu. Veya kardeşlerim, mesela bugün bizlere demokrasi yalanını kabul ettirilmeye çalışıyoruz. Yani bizler demokrasi yalanına karşı karşıyayız ve halk olarak, millet olarak buna inandırılmaya çalışıyoruz. Ne demek yani? Halkın kendi kendini yönetmesi. Halkın kendi kendini yönetmesi. Ne demek bu? Halk kendi kendini yönetir. Dilerse buna haramdır der. Dilerse buna helaldir der. Yani Allah'ın ona helal veya haram demesi için çok önemi yoktur. Kur'an-ı Kerim'de onu Allah Azze ve Celle haram kılmış, çok önemi yoktur. Millet dilerse buna helal diyebilir. Veya Allah'ın helaldir dediğine milletin hoşuna gitmiyorsa bu haramdır diyebilir. Yani millet egemendir, millet yönetir. Halkın kendi kendini yönetmesidir ve bize küçük yaşlarda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu demokrasi dininin temelleri olarak bunu bize aşırıyorlar, öğretiyorlar. Şimdi normalde aklı başında olan bir insan bunu kabul etmez. Yahudilik nasıl bir dinse, Hristiyanlık nasıl bir dinse, laiklik de, Kemalizm de veya demokrasi de aynı şekilde bir dindir. İnsanlara bir yaşam kuralı ortaya koymaktadır. İnsanlara bir helal, bir haram sunmaktadır. Bu çerçevede insanları yönetmektedir. Kur'an-ı Kerim'in inancına göre, bize öğretmiş olduğu bilgiye göre işte bu hak Allah'ındır. Gökyüzünü kim yaratıyorsa, yeryüzünü kim yaratıyorsa buna
bunun içindekileri yönetecek olan da Allah Azze ve Celle'dir. Nasıl ki bir baba eşiyle birlikte kurmuş olduğu yuvayı ancak kendisi yönetebilir. Yan komşusu ona müdahale edemez. Onun için bir kaide, bir kural belirleyemez. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de bize bunu öğretiyor. Sen 80 metrekarelik veya 100 metrekarelik evinde bir baba olarak başka birinin babalığını kabul etmiyorsan, ben kainatın maliki, mülkü olarak gökyüzünde de yeryüzünde de ikisi arasında da başka bir ilah kabul etmiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Ancak bunlara haram belirleyecek olan benim, helal belirleyecek olan benim diyor Rabbimiz. Şimdi aklı başında olan bir insan bilir ki ancak insanlara kanun yapacak olan kişi, insanları yönetecek olan kişi yaratıcıdır. Bu kudrete, bu mülkiyete sahip olan kişi bunu yapabilir. Peki bunu halka nasıl kabul ettirecek? Şu anki işte Allah'ın dininin dışında başka dini kabul eden insanlar bunu halka nasıl kabul ettirecekler? Bunun için sihirbazlara ihtiyaç var. Neyi öne sürecekler? İşte bugün Diyanet demiş olduğumuz devlete bağlı olan kurum, devlete müdahale edemeyen ama devletin kendisine müdahale etmiş olduğu Diyanet kurumu bugün insanlara bunu aşılıyorlar. Demokrasi haftası belirleyip insanlara o gün demokrasinin işte İslam'ın ancak demokrasiyle beraber olması gerektiğini, demokrasinin İslam'a aykırı olmadığını, oysa taban tabana zıt, ikisi de birbirine aslında bir düşmandır. Buna rağmen hayır, demokrasi ile İslam birbirine uyumlu olan şeylerdir. Demokrasi İslam'ı destekleyen bir yaşam biçimidir. Onun için burada demokrasisiz bir özgürlük işte ulaşmak mümkün değildir diyorlar ve bakıyoruz ki demokrasi bize özgürlük adı altında demokrasi yalanını yutturmaya, buna inandırılmaya çalışıyoruz. Oysa kardeşlerim, normal bir insan, yani şöyle oturup kainatı tefekkür eden bir insan aslında demokrasinin bir yalan olduğunu, bir karşılığının olmadığını görecektir. Ve bilecektir ki demokrasi Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi bir dindir. Oysa benim nazarımda Allah'ın kabul etmiş olduğu din geçerlidir. Ben ancak buna inanabilirim. Onun dışında başka bir dini kabul edemem der. Demokrasiyle uzaklaşır. Demokrasiyi elinin tersiyle iter. Ama işte demokrasi gibi veya işte milletin egemen olması, egemenlik kayışsız sarsız milletindir ideolojisini neyle insanlar kabul ettiler? İşte dediğimiz gibi Diyanet ve onun kurumunda çalışan imamların vesilesiyle, neticesiyle kabul etmiş oldular. Bugün de bakıyoruz ki İslam karşıtı olan ideolojiler, işte yaşam biçimleri, bunların hepsinin meşruiyeti sihirbazlar üzerinde oluyor. Nasıl ki geçmiş dönemlerde kralların yanında sihirbaz mevcuttu, aynı şekilde bugünkülerin yanında da aynı sihirbazlar mevcuttur. Sadece şekli şemali değişmektedir diye söyleyelim. Başka bir nokta olarak kardeşlerim, burada bakıyoruz ki sihirbaz yaşlanınca bana bir çırak ver diyor. Kral da ona diyor ki sana bir genç veriyorum, bunu eğit diyor. Bakıyoruz, kral eğitime vermiş olduğu kişi genç olan bir kişi. Küçük yaşta olan bir kişi. Yani büyük olan bir adamı ona vermiyor. Neden? Hani bizde bir atasözü var, ağaç yaşken eğilir. Hakikatte de öyledir. Yani bir insanı ya da bir çocuğu hangi inanç üzerine yetişmesini istiyorsan ona küçüklükten bunu aşılaman gerekiyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu hakikate işaret ediyor. Her çocuk doğduğunda İslam fıtratına meyilli olarak doğar. Anne babası ise onu eğitimiyle Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya başka rivayetlerde müşrikleştirir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama doğuşta İslam fıtratına meyilli olarak doğar. Sonrasında artık almış olduğu eğitim sonucunda, ailesinin ona vermiş olduğu eğitim neticesinde Hristiyan olur, Yahudi olur veya müşrik olur. Bakıyoruz ki kral da sihirbazın yanında yetişecek olan kişi için çocuk olarak tercih ediyor. Bugünkü aslında Firavun'un ideolojisini devam ettiren, yaşam tarzını devam ettiren insanlar da aynı şekilde, aynı usulü devam ettirdiğini görüyoruz. Kendi ideolojilerini, İslam dışı olan ideolojilerini, İslam'a karşı olan ideolojilerini ve inançlarını böyle 30 yaşında, 20 yaşında, işte 40 yaşında insanlara aşılamıyorlar. 6 yaşındayken anaokuluna alarak
Onu işte ta böyle üniversiteye çıkıncaya kadar, yüksek lisansını yapıncaya kadar fark etmez. Bu süre zarfında ona küçüklükten aşılamaya başlıyor. O dönemde ki krallar bunu yaptığı gibi günümüzdeki krallar da, firavunlar da aynı şeyi yapmaktadırlar diye söyleyelim. O zaman bizler de bu noktada daha hassas davranmış olacağız. Yani çocuklarımızı kimlere teslim ediyoruz? Çocuklarımıza kimler eğitim veriyor? Eğitim verirken hangi ideolojiyi aşılıyorlar? İslam mı, İslam'ı mı aşılıyorlar? İslam'ın bize sunduğu hakikatleri mi öğretiyorlar, yoksa İslam dışı şeyleri mi öğretiyorlar? Tabii ki bugünkü eğitim sisteminde kalkıp bize şunu demeyecekler. Ya biz İslam'ı öğretmek istemiyoruz, İslam dışı bir şey öğretiyoruz diye açıkça İslam olan düşmanlıklarını izhar etmeyecekler. Tabii ki edenler de mevcut ama gene itibariyle üstü örtülecektir. Allanacak, pullanacak. Çocuk zaten onun hatalı mı, yanlış mı, doğru mu olduğunu zaten farkında bile olmayacak. Ama eğitimini almış olacak. Belli bir seviyeye geldikten sonra hem demokrasiye inanan, hem İslam'a inanan, hem laikliğe inanan, hem kemalizme inanan, böyle aslında taban tabana birbirine zıt olan ideolojileri aynı anda toplayan bir kişilik haline gelmiş olacak, bir inanca sahip olmuş olacak. Bu da aslında çocuk yaşta yanlış yerde eğitim almasından kaynaklı olan bir durumdur. Müslümanlar olarak buna dikkat etmeliyiz, bundan sakınmalıyız diye söyleyelim. Şimdi aslında anlatmış olduğumuz noktada neyi görmüş olduk kardeşlerim? Kral var, kralın yanında sihirbaz var, sihirbazların yetiştirmiş olduğu küçük yaşta çocuklar var. Aslında bir düzen var, değil mi? Yani bir çark var. Bu çark, bir sistem kurulmuş. Bu da tağutu bir sistem. Yani Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan bir sistem. Şimdi sen geliyorsun, bu sistemin içerisine çomağını sokuyorsun. Diyorsun ki ben bu sistemi kabul etmiyorum. Kralı da kabul etmiyorum, sihirbazı da kabul etmiyorum. Çocuğumu da sizin eğitiminize göndermiyorum. Şimdi sen bu şekilde bir mücadele başlatıyorsun. Ve diyorsun ki benim Rabbim Allah'tır, ben sizi Rab olarak kabul etmiyorum. Beni yönetecek olan kişi Allah'tır, sizin sihirbazlarınızın yönetmesini istemiyorum diyorsunuz. Tabii ki krallar da diyorlar, bizim sizin yani sizin bizim dışımızda bir Rabbiniz mi var? Benden başka bir Rabbiniz mi var sizin diye. Bunu belki böyle ifade etmiyorlar ama sonuç itibariyle buna getirmiş oluyorlar. Ne başlıyor bu sefer? Bu sefer zulümler başlıyor. İşte işkence etmeye başlıyor. Sen diyor bunu anlatamazsın diyor. Sen Allah Azze ve Celle'nin egemenliğini anlatamazsın. Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla hükmedeceğiz. Hükmetmemiz gerekiyor. Doğru olan, hak olan budur, adil olan düzen budur diye bir ifadede bulunamazsın. Bunları söylediğin an, bunları anlattığın an bizi karşında bulursun diyorlar. Ve netice itibariyle zulmediyorlar. Mesela bugün de baktığımız zaman nasıl bu genci ve onunla beraber rahibi ve ona iman eden, gözü iyileşen kişi Rab olarak Allah'a inandıklarını söyledikleri an zulüm gördüler. Testereyle ikiye ayrıldılar. Genç işte dağın tepesine götürüldü, atılmaya çalışıldı. İşte denize götürüldü, orada öldürülmeye çalışıldı. Velhasıl ve akabinde ona iman eden bir halk, Allah'a iman eden bir halk ateşlerde yakılmaya çalışıldı ve yakıldı. Neden? Yani bunlar niye yapılıyor? Rabbim Allah'tır dedikleri için. Firavunlara sizin Rabbliğinizi kabul etmiyoruz. Sizin hükmünüze inanmıyoruz. Siz de bir beşersiniz. Siz de yaratılmışsınız. Biz yaratanı Allah olarak görüyoruz. Yaratanı hükmeden olarak görüyoruz. Başka bir ilaha da kabul etmiyoruz dedikleri için bu durumlarla, imtihanlarla karşı karşıya kaldılar. Günümüzde de aynı şekildedir. Müslümanlar olarak, tevhid ehli olarak aynı şeylere karşı karşıya kalıyoruz. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için aynı zulümlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sünnetullah'tır demek ki. Bir insan imanı oranında imtihana tabi olur. Allah Azze ve Celle'ye inandığı oranda, onun kanunlarını yaşamaya başladığı oranda imtihana tabi olur. Nitekim rahip çocuğa ne hatırlattı? Sen benden üstün oldun dedi ama mutlaka imtihana tabi tutulacaksın dedi. Allah Azze ve Celle seni imtihan edecek. Aman ha dedi, kesinlikle benim yerimi söyleme diye tedbir aldı aslında rahip orada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizlere bunu hatırlatıyor. Bela yönünden, şiddetli imtihan yönünden önde olanlar nebilerdir. Onlar daha fazla imtihan görürler, daha fazla şiddet görürler. Ondan sonra onlara iman bakımından yakın olanlardır demiş oldu. Yani imana
girmiş olan, Allah Azze ve Celle tevhidle birlemiş olan her insan bu yönüyle imtihana tabi olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk nebi olarak kendisine vahiy gelmeye başladığında işte hanımı Hatice annemiz orada Varaka bin Nevfel'e gittiklerinde o şunu söyledi: mutlaka yurdundan çıkartılacaksın, mutlaka yurdundan kovulacaksın dedi. Çünkü senden önce de aynı şeyler yapılmış. Bunu söyleyen, bu şekilde yaşayan insanlara aynı şeyler yapılmıştır dedi. Yine Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu hatırlatıyor. Ey Muhammed, sabret, onların yalanlaması senin moralini bozmasın. Çünkü senden önceki nebiler de, rasuller de aynı şekilde yalanladılar ama onlar sabrettiler. Sen de sabredeceksin. Rabbim Allah'tır diyen her insan imtihana tabi tutulacaktır. O dönemin firavunları, o dönemin kralları, o dönemin zalimleri, diktatörleri mutlaka onlara zulmedeceklerdir. Neden? Rabbim Allah'tır dedikleri için, o dönemde de genç, aynı zamanda rahip bunları söylediği için o dönemin firavunları tarafından zulme uğruyorlar. Bizim de zaten konumuzun bağlantısı burasıdır kardeşlerim. Hatırlayacak olursak, işte sabrı kısımlara ayırırken dedi ki sabrın bir kısmı da musibetlere sabretmektir. İtaatlere sabır, masiyetlere sabır, bir de musibetlere sabır demiş olduk. Bugün Müslümler olarak bizler de imanımızdan dolayı, Rabbimiz Allah'tır dediğimizden dolayı bazı musibetlerle karşı karşıya kalacağız. Bu kimi zaman Firavun tarafından olacak. Kimi zaman zalim tarafından olacak, kimi zaman onun askerleri olan diğerleri tarafından olacak, kimi zaman işte benim sakalımı sevmeyen, çarşafımı sevmeyen veya yaşam tarzımı sevmeyen bir komşum tarafından musibet göreceğim veya bir pazarda alışveriş yaparken işte bu musibetle karşı karşıya kalacağım ama bileceğim ki yaşam tarzımla birlikte Allah Azze ve Celle inandığımdan dolayı etrafta bunu kabul etmeyen insanlar tarafından zorluklar göreceğim, musibet görmüş olacağım. Burada bileceğim ki buna sabretmeliyim. Buna sabretmem gerekiyor. Rahip sabretti. Gözü iyileşmiş olan, şifa bulan, mecliste bulunan adam sabretti. Genç birçok aslında imtihanla karşı karşıya kaldı. Dağdan atılacaktı, sabretti. Denize atılacaktı, sabretti vesaire. Aynı şekilde ona iman eden İnsanlar da sabrettiler. En son çocuk annesine nida etti. Dedi ki sabret anneciğim, sen hak yol üzeresin dedi. Demek ki bu tür durumlarda Müslümin bilincinde olması, şuurunda olması gereken şey sabretmesi gerekiyor. Neden? Çünkü hak yol üzerine. Netice itibariyle kurtulacak. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle'ye hak olanla kavuşacak. Zaten insan için ahirette büyük bir kurtuluş işte budur diye söyleyebiliriz. Burada kardeşlerim dikkatimiz çeken şeylerden bir tanesi de duanın önemidir. Genç dağa götürülürken hemen Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. İmtihan içerisinde çünkü. Denize götürülürken yine aynı şekilde dua ediyor. Demek ki imtihan anında sabrımızı destekleyen, sabrımızı kuvvetlendiren şeylerden bir tanesi de kişinin Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi, ondan yardım istemesidir. Ya Rabbi, ben şu an bir musibetle karşı karşıyayım, bir imtihanla karşı karşıyayım. Ya Rabbi beni yalnız bırakma. Ya Rabbi beni kendi nefsime terk etme. Ya Rabbi bu zalimlerin elinden bizleri kurtar diyerekten hemen Allah Azze ve Celle yönelmesi gerekir. Allah Azze ve Celle kulunu yardımsız bırakmayacaktır. Çünkü Rabbimizin vaadidir. Kim Allah'ın dinine yardım ederse, yani kim bana yardım ederse ben de ona yardım ederim. Dinde ayaklarını sabit kılarım diyor Rabbimiz. Biz de bu yönüyle imtihan anında, musibet anında hemen Allah Azze ve Celle'ye yönelmemiz gerekiyor. Bu vesileyle zalimlerden zulüm gören, firavunların zulmüyle karşı karşıya kalan bütün mazlumlar için Allah Azze ve Celle'ye dua edelim. Ya Rabbi sen mazlumlara yardım et, onların sıkıntılarını gider, imtihanlarını kolaylaştır. Müslüm kardeşlerimizi, Müslüm bacılarımızı, senin dinin için eziyet gören bütün kardeşlerimizi o zalimlerin elinden kurtar, onların sıkıntılarını gider. Esaret altında olan bütün insanları, esir kardeşlerimizi de esaretten kurtar. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. İnşallah bir sonraki dersimizde de 31. hadisle devam etmiş olacağız.
وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.